Merhabalar, ben Doktor Salih Şahin Kuş. Bugün sizlere Adatıp Hastanesi'nin anjiyografi laboratuvarından sesleniyorum. Bugün anjiyo hakkında konuşmak istiyorum biraz. Öncelikle anjiyo nedir? Anjiyo, terim anlamı olarak damarları görüntülemektir. Yani bildiğimiz damarların görüntüsünü, röntgenini çekmektir. Hangi damar? Beyin, boyun, akciğer, kalp, omuz, kol, mide, bağırsak, böbrek veya bacak. Yani aklınıza gelen bütün damarların görüntülenmesidir. Anjiyo nasıl yapılır? Ondan bahsedeyim biraz. Bu bizim anjiyo masamız. Hasta buraya uzanır. Anjiyo için kateter takacağımız yere lokal bir anestezi uygularız. Genel anestezi uygulanmaz. Hasta aynı zamanda monitörde işlem esasında kendi damarlarını o da görür. Biz de buradan işlemini yaparız. Ortalama 5-10 dakika arasında süren bir işlem bizim merkezimizde. Durum ama hastanın anatomik durumuna göre veya hekim tecrübesine göre süre biraz daha değişebilir tabii ki. Çok sık sorulan sorulardan biri, hastalarımız koldan ya da kasıktan nereden anjiyo olmalıyım hocam diye veya bir isteği oluyor. Şimdi öncelikle bu hastanın tercihine tabii ki hekimin ve muayenesine göre değişmekte. Şimdi avantajları ve dezavantajlarından bahsedeyim. Kasıktan anjiyo için kateter taktığımız damarın kalınlığı ortalama 6-8 mm. Yani büyük bir damardır bizim için. Damara girmesi, oradan kalbe ulaşması ve çalışması haliyle biraz daha kolaydır. Dezavantajı nedir? Bir hasta işlemden sonra birkaç saat kum torbası konularak hareketsiz yatmak zorunda kalır. Ki bizim merkezimizde biz kum torbası kullanmıyoruz. Kasık bandı kullanıyoruz. Dolayısıyla hasta için daha konforlu ve daha kısa bir yatış süresi olmakta. İkinci sıkıntı da damardan kateteri çekip sonrasında kanama olmasın diye bası yapılır. Her ne kadar iyi bası yapılsa da damar biraz derin olduğu için içeride bir kanama, şişlik ya da işte kızarıklık, morarma gibi şeyler oluşabiliyor. Dezavantajı budur. El bileğinden yaptığımız anjiyo ise şu anda daha sık uyguladığımız bir yöntem tabii ki. El bileği daha ince, lokal anesteziyi daha az yapmak zorunda olduğumuz ve damar da daha ince olduğu için biraz daha ağrılı olur damara girmesi. İkinci dezavantajı da damar ince olduğu için bazen tel ve kateterleri kalbe ulaştıramayız ve %3-4 hastada koldan başlayıp kasağa dönmek zorunda kalırız. Peki avantajı ne? Niye hastalar daha çok koldan olmayı tercih ediyor veya biz daha çok işte el bileğinden anjiyo yapıyoruz? Çünkü işlem sonrası anjiyo biter bitmez hastanın bileğine bir el bileği takılıyor. Normal serviste yürümesine, yemeğine, tuvaletine bütün herhangi bir kısıtlamaya kalmadan her şey hayatına devam edebiliyor. Son olarak bir de anjiyonun riski nedir ondan bahsedeyim. Anjiyoda hayati risk ya da sakat bırakacak derecede büyük bir komplikasyon olma olasılığı çok çok düşüktür. Ortalama 1/1'in altındadır. Küçük komplikasyonlar yaşanabilir. Özellikle de giriş yeri komplikasyonları deriz. Nedir bunlar? İşte ağrı, şişlik, morarma, kanama, hafif spazm gibi şeyler. Özetle benim anjiyo hakkında bahsedeceklerim bunlar. Paylaşımımızın altına isterseniz aklınıza gelen sorularınız olursa onları sorarsınız. Biz cevaplarız. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Kalbinize iyi bakın. Hoşça kalın.